Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde de seni çok beğenerek aldığım yazmalarımdan bir tanesi var. Bu yazmamın kenarında sizlerle örümcekli bir fıstık oyası modeli paylaşacağım. Ee, bir takipçimin isteğiydi, benim de hoşuma giden modellerdendi. yapmamışım da bugüne kadar. Bu nedenle bu örneği bugün yapmaya karar verdim. Ee, yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığ battığımı göstereyim arkadaşlar. Benim elimdeki bu yazma polyester bir yazma. Buna rağmen ben delinmeden tığlayabildim. Ee, siz de tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isterseniz eğer youtube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda benim daha önce paylaştığım detaylarımı anlattığım videomu bulup izleyebilirsiniz. Kullandığım iplerimi göstereyim. Altın Altınbaşak marka 383 numara yeşil ip kullanacağım. Çiçeklerin yapraklarına en uygun ton buydu. Sonra mavi bir ipim var. Şuradaki tonla aynı ama videoda biraz farklı görünüyor şu an. Altın Başak marka yine 466 numara mor ipim Altın Başak marka 80 numara en çok kullandığım morlardan e, pembe ipimde yine Altın Başak marka 91 numara kullandığım tığımda arkadaşlar bugün 22 numara bir tığ kullanacağım bu modeli yapmak için hemen başlamak istiyorum kolay bir model güzel bir model e, örümcekleri aynı boyda yapamıyorum kalemle ya da şişle yapsam olur mu diyenler için hemen söyleyelim kalemle veya şişle yaptığınızda tam birebir aynı görüntüyü elde edemiyorsunuz ama tabii ki benzer bir görüntü oluyor örümcek konusunda da el Eliniz bir süre sonra alışıyor. Yani benimkilerde mesela her seferinde aynı olmuyor gibi ama en azından yakın uzunlukta yaptığınızda bir süre sonra eliniz bir ayar alıyor. Ve o şekilde devam edebiliyorsunuz. Hemen yapılışına geçmek istiyorum. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum çimenime başlarken. Bu çimen kolay bir çimen. Dediğim gibi örümcek konusunda hiç endişelenmeyin. Bir süre sonra eliniz alışıyor. İlmeğimi oluşturdum. Geldim tığ battımın altından. girdim. Burada şöyle yaklaşık 3 tığ battı uzunluğuna biraz uzun olması gerekiyor örümceklerin. Her zaman örümcekler kısa olsun derim ama bu sefer birazcık şöyle yan tuttuğumda 3 tığ battı kadar olmasını istiyorum. Yaptım. Hemen bir sonraki tığ battının altından giriyorum sık iğne ile. Yine aynı şekilde büyük bir örümcek yaptım. Yine bir sonraki tığ battıdan giriyorum. Yine bir sonraki Örümceğimi yapıyorum. Örümceklerimi böyle ölçerek yapabilirsiniz. Yine 3 tığ battı uzunluğunda olmasına dikkat ediyorum. E, örümcekler yeterince uzun olmazsa eğer o e, üst kısmı yapılmadan önce örümcekleri açtığımızda oluşan kavisli görüntüyü elde edemeyiz arkadaşlar. Bu nedenle uzun olması önemli. Yine örümceğimi yaptım. Yine yapıyorum. Örümcekler geniş olsun. Bununla ilgili söyleyeceğim en önemli detay bu. Bu şekilde yapıyorum. Yine büyük bir örümcek yaptım. Şu şekilde örümceğimi göstereyim. Geliyorum bir sonraki tığ battığın altından giriyorum ve tutturdum yine bu biraz küçük oldu biraz genişletiyorum örümceğimi yaptım bir sonrakine geçiyorum Eğer örümceklerinizin aynı boyda olup olmamasıyla ilgili bir endişeniz varsa örümcekleri üst kısmını yaparken sonuna kadar açmayın arkadaşlar. Birazcık açıp hemen üst kısmını yapın. Sonra ütüyle ütülerken ütüyle iterek açın. O şekilde yaptığınızda örümcekler aşağı yukarı aynı boyda açılıyor. Uzun olan biraz daha az açılıyor, kısa olanların boyuna uygun şekilde ve bir düzensiz görüntü ortaya çıkmıyor. Bunu engellemiş oluyorsunuz. Bu şekilde devam ediyorum. Örümceklerimi yapmaya. Ben şimdi hızlı bir şekilde biraz bunu arttırmak istiyorum. Dediğim gibi ben en çok çimen bu çimeni yaparken sıkılıyorum. Beni en çok sıkan çimenlerden bir tanesi bu oluyor arkadaşlar. Yap yap hep aynısı. Bir de her tığ battıya teker teker girdiğimiz için çabuk da bitmiyor aslında. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi birazcık arttırayım. Şöyle göstereyim yaptığımız bölümü. Biraz bunu çoğaltacağım. Daha sonra üst kısmını birlikte yapalım. Hemen hızlıca arttırıp dönüyorum. Ben çimenimi biraz arttırdım arkadaşlar. Yazmamızın kenarına bir tur böyle dolanalım. Şimdi hemen ilmeklerimi nasıl açıyorum, örümceklerimi ve nasıl tutturuyorum onu anlatacağım. İlmeğimi oluşturuyorum önce. Üst kısmında mor ipimle başlıyorum. Geldim. Şimdi şöyle üstten baktığımızda ilmeklerin bir kısmı arka tarafta kalıyor, bir kısmı ön tarafta kalıyor. Hepsini ön taraftan almamız gerekiyor. Hemen birinci ilmeğimden ön taraftan açıyorum. İkinciden, üçüncüden, dördüncüden, beşinciden giriyorum. Hepsinin birden içinden geçtim. İlmeğimi oluşturdum bu şekilde. Şimdi burada üzerine oluşturduğum ilmeğimin üzerine 11 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle biraz daha net göstereyim sizin için. İlk tığımda kalan, zincirden kalan ilmeği küçük tutuyorum. 17 tane ilmek alacağım. Zincirimin altından tığımın üstüne şu anda 3 oldu. 4 altından geçiyorum, içinden geçiyorum 5, altından geçiyorum, içinden geçiyorum 6, 7, 8, 9, 10, 17 tane yapacağım arkadaşlar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yaptıktan sonra tığımızın üstünde böyle toplanıyor. Hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum ve yine o 5 tane ilmekten geçip sık iğne ile buraya tutturuyorum. Üstüne sıkacağız zincirimi çektim. Burada ipimi keseceğim. Tek fıstık yapacağım için her sefer seferinde ben fıstığımı biraz iri tuttum. Bu nedenle hem zincir sayısını hem de e, üzerine attığım ilmeklerin sayısını biraz daha fazla tuttum. E, tamamen fıstık yaparken bu sayıları değiştirebilirsiniz. Daha küçük olsun daha büyük olsun tamamen size kalmış. Bir tane daha yapacağım şimdi yanına mavi rengimle. Mavi ipimle ilmeğimi oluşturdum. Geliyorum yine önde kalan ilmeklerden 1, 2, 3, 4, 5 tanesine girdim. Hepsine birden giriyorum. Sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim. 11 zincirime zincirin altından geçerek tığımın üzerine 17 tane ilmek topluyorum. Şu anda 2 tane oldu benim tığımın üstünde. Altından geçiyorum, içinden geçiyorum. 3, altından geçtim, içinden geçtim. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15 16 17 tane ilmeğimi yaptım. Şöyle tığımdaki görüntüyü bir paylaşayım sizinle arkadaşlar. Bu şekilde tığımızın üstünde biriktiriyoruz ilmeklerimizi. Şimdi burada hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Ve tekrar bu 5 ilmekten birden geçip aynı yuvaya tutturuyorum. Üstüne sıkıca zincirimi de çektim. Bu şekilde yaptım şöyle göstereyim mor oldu yanında mavi oldu şöyle örümceğimizi tam olarak açtığımızda daha düzgün bahsettiğim kavis şu kaviste arkadaşlar şurada birbirine geçmiş gibi görünen görüntü bu ilk seferde bunu elde edemedim ama ikinci de çok daha güzel oldu. Şimdi bir tane daha yapacağım ben hızlı bir şekilde ee, daha sonra da üçüleyip size göstermek istiyorum tüm renkleri tamamlayıp ve ee, güzel bir model hemen hızlıca tamamlayayım. Ben örneğimi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz modeli. Bir ara bu örnek çok modaydı. Ben 5 tane üst üste bundan sipariş aldığımı hatırlıyorum. Ama isteyen hala talebeden de var. Özellikle Instagram'da benden takipçilerim istiyorlar. İstedikleri modellerden biri de buydu. İnşallah beğenirler. İnşallah işlerine yarar anlatımımı anlayabilirler inşallah. Şimdiden yapacakları kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da Instagram'dan da beni takip ederek tüm modellerimin yakın plan fotoğraflarına ulaşabilirsiniz. Onu da tekrar hatırlatalım. Şimdiden herkesin lerine sağlık